İşin var lan senin benim adamda? Yürü aşağı. Yürü aşağıda konuşacağız. Yürü. Sakın babama bir şey çaktırmıyorsun. Duydun mu beni? Sakın. Ne oluyor ya? Sen ne geziyorsun burada? Ne oluyor oğlum? Bil bakalım ben bu eti nereden buldum? Aa, nereden buldun? Cevap versene. Oğlum ne oluyor Allah aşkına? Cevap ver. Ne işin var benim odamda? Cevap ver. Lan bön bön bakmasana yüzüme, cevap ver. Benim odamda ne işin var senin? He? Ne diyorsun sen oğlum ya? Sedat. Lan söylesene. Ay, ay Sedat. Sedat. Ay, Sedat yavrum. Lan odamda yavrum, ne işin var? Allah aşkına dur ya. Evladım dur. İnsan, anneciğim bırak. Dur. Sana bunu sağlam. Geleceksin. Sedat. Bana bunu çek. Gel. Ne bu böyle aşağıdan bangır bangır sesler geliyor ya? Yoksa bizim deve mi geldi? Evet geldi bey. Niye yanıma gelmiyor? Ben gelince bana burası dedim. Sen niye getirmedin yukarıya? Bebeğim ben tam Sedat Bey'le konuştum, onu alıp buraya geliyordum. Gülcan Hanım geldi. Yani dedi ki o iş bende. Rafet yatsın uyutsun, ben Sedat'ın kulağını gerektiği gibi çekerim dedi. Ben o bakımdan size şey yapmadım. Yoksa biliyorsunuz böyle şeyleri ilk gelir size anlatırım. Bana bak. Siz gene benim arkamdan bir dolap çevirmiyorsunuz değil mi? Çok olur mu öyle şeyi? Ne çevireceğiz yani? Ha, sicilli temiz değil biliyorsun değil mi? Yani, beyim doğru diyorsunuz ama çok eskide kaldı o günler yani. Öyle mi diyorsun? İyi. Ben gene bir bakayım şu görüntüler nereden geliyormuş ya. Beyim. Ha. Bence siz yatın uyuyun yani. Gülcan Hanım gerisini halleder. O gereğini yapar. İyi. Hadi bakalım. Bu defa da anası çeksin bayım. Kulağını bir parça biraz azarlasın. Ben sabah ifadesini alırım. Ama mükemmel bir plan bey. İyi, hadi bakalım. Peki. Buyurun bey. Sedat dur! Ay deli Sedat bir dur! Ne yapıyorsun çocuğum? Ya aman, ben nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım ya? Sen benim yatak odamda ne işin vardı? Benim karımın yattığı odada ne işin vardı lan senin? Bana cevap vereceksin. Ya sana vereceğim bir hesap yok, söyleyeceğim bir şey de yok. Ver. Bu benim elimde kalmaya yemin etmiş ya. Ulan sen benim elimde kalmaya yemin etmiş. Afet Bey geliyorsun şunu bırak lan. Hey! Ya babam duyacak ya. Sedat! Dur oğlum. Bana bunu hesabını vereceksin. Sedat! Bağırmasın oğlum. Hesabını vereceksin. Yavaş! Sedat! Burada bir şey söyle. Ay!
Abi, bu benim karımın yattığı odada buldum ya. Çıkın. Bana bunun hesabını vermeden hiçbir yere gitmiyorum. Dışarı çık, hadi. Lan bırak ya. Dikkat ediyorum. Ne oluyor? Sen neredeydin güzel yavrum? Zor'la konuşurken odasında uyuyakalmışım. Hayri'nin burada ne işi vardı? Bilen var mı? Biz de çözemedik. Yani Sedat yakalamış sizin odanızdan çıkarken. Biz de onu anlamaya çalışıyoruz yavrum. Senin bir fikrin var mı? Hayri ne geziyormuş senin odanda? Bilmiyorum Gülcan Hanım. Yani belki Nalan'ı merak etmiştir hani iyi mi diye. Yani olabilir evet. Saçma sapan konuşmayın Allah'ınızı severseniz. Hayri'den bahsediyoruz. Hayri'nin Nalan'ın odasında ne iş olur? Abuk sabuk konuşuyorsunuz ya. Allah Allah. Belli ki bir saçmalık olmuş işte. Ben odama çıkayım, herkese iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yok vallahi ben dinleyeceğim bunları. Ben merak ediyorum. Bunlar birbirine bir şey yapacak. Anneciğim dur. Tamam çocuğum ya. Anneciğim görmedin mi nasıl birbirlerine geçer? Ya zaten gerginler şimdi muzu halleder. Ya, çocuğum birbirlerini mahvedecekler. Ya muzu var başlarında. Ne olmuş? Niye gelmiş? Bir bilgin var mı bu adam? Niye burada? Hiçbir fikrim yok Hafif, bilmiyorum. İnşallah tez vakitte bir şey olur da elin ayağını çeker etrafımızdan. Ha gitsin kendi yoluna. Feride Hanım da hiç olmasa yattığı yerde rahat uyusun. İnşallah. Lan cevap ver bana. Ya bunu konuşacağı falan yok. Bak ben bunu bir dün düzeldim de bülbül gibi şakıyor. Bak nasıl şakıyor ya? Konuşsana! Ben seni var ya. Cevap ver lan! Ne işin vardı yatak odamızda? Cevap ver. Nalan Hanım'a bir şey almıştım, onu verecektim. Ne aldın lan sen Nalan'a? Bu ne lan? Krem şokola. Bir geçiyorsun. Ha? Lan gecenin bir vakti krem şokolayla yatak odama gelmek ne demek lan? Lan sen nasıl bir tipsin? Sen nasıl bir tipsin? Yok ben bunu öldürürüm ya. Ben bunu öldürürüm ya. Oğlum. Açıkla. Bana cevap ver. Ha, ben istedim onu ya. Ben istedim ne ya? Hı, ben istedim. Abi sen bundan niye bir şey istiyorsun? Ha? Ya gecenin bir vakti krem şokola istemek ne demek ya? Sen de kafayı yedin ya. Söyle bana, ben gelirken getireyim. Sen bu adamı niye burnumuzun dibine sokuyorsun? Nalan geçenlerdeymiş, çok sevmiş. Ben de Hayri'den almasını istedim. Nalan da benim odamda uyuyakaldı. Herhalde Hayri bana ulaşamadı. Telefon duymamış. Odasına çıkmış. Tabii yapmaması gerekiyordu yani. Aşağıda beklemesi gerekiyordu. Ya ben böyle bir saçmalık görmedim ya. Bana bak. Seni bir daha buralarda görmeyeceğim, anladın mı? Bırak buralarda görmeyi. Benim ailemin yanına yaklaşmayacaksın. Hiç kimsenin, özellikle Nalan'ın 5 metre yanına yaklaşmayacak seni. Kendi ellerimle gebertirim. Duydun mu beni? Öldürürüm lan seni.
Yine! Krem şokola diyor. İçiyor lan benimle bu. Katil olacağım ben. Ya abi sen niye bu adamdan bir şey istiyorsun ya? He? Sen nereden geliyorsun bu saatte? Şirketten geldim. Oğlum bana yalan söyleme. Tek ayık üzerinde 1000 çeşit yalan söylüyorsun. Hala akıllanmadın. Yukarıda senin ilgine, sevgine muhtaç biri var. Nalan'ın sana ihtiyacı var, farkında değil misin? Abi, darlanıyorum. Tamam mı? Darlanıyorum. Akşam çok acı vardı, sis gibi dağılmıştı. Ben de nefes alamadım. Kaçtım, ne yapayım? Kaçamazsın Sedat. Bazı acılardan kaçamazsın. Nalan'ın annesi öldü, farkında değil misin? Şu hayatta bir kere olsun kendini düşünme ya. Bir kere. Biraz sorumluluk al. İş işten geçmeden, çok geç olmadan bir şeyler yap. Çabala artık Sedat, çabala. Hadi içeri gir. Al şunun Nalan'ı ver. Bir daha o heriften bir şey istemeyeceksin, tamam mı? O herifin bizimle hiçbir alakası kalmadı. Kovuldu, bitti gitti. Yemin ediyorum kendimi zor tutuyorum. Öldüreceğim onu, haberin olsun. Sedat, ne oldu yavrum? Niye gelmiş Hayri? Söylesene çocuğum. Abim çağırmış. O anlatsın. Anlat. Babam bir şey söylemeyin. Duymasın. Mevzu da fazla büyümesin. Nalan daha fazla üzülmesin. Peki sen niye çağırdın Hayri'yi? Görüşmüyorsun değil mi o adamla Nalan? Ben bu tipleri çok iyi tanırım. Şimdi böyle vazgeçmiş gibi çeker gider ama zamanını kollar. Sülük gibi yapışırlar. Yazar, mesaj atar, cevap bekler. Görüşmüyorum Hafiz. Görüşmeyi de düşünmüyorum. Ne olur bunu sorma artık bana. Ben sadece şey, senin o düşündüklerini biliyorum. Aynı şeyleri ben de düşünüyorum. Ama söylediğim gibi hiçbir şey yapmayacağım, merak etme. Neymiş o yapmayacağın şey? Bir şey değil ya. Hafif kendine bakmıyorsun, uyumuyorsun, dikkat etmiyorsun diyor. Endişelenmiş benim için. Ben de merak etme, kendime bakabilirim diyor. Bu ortamda nasıl uyuyacaksın ki? Ev, ev değil, yol geçen hani. Ama hata babamda, abimde. Ben sana söyleyeyim. Sen bir şekilde hatanı anladın, geri döndün. Ama bizimkiler buna yüz verdikçe bu cahil bizim tepemize çıktı ya. Ulan bende de nasıl bir çelik gibi siniri var. Ne kadar şanslı bir adam, yine dört ayak üstüne düştü ya. Elimden kurtuldu ama ben sana söylüyorum. Bir daha karşıma çıkarsa yemin ediyorum elimden kimse alamayacak. Bak şuraya yazıyorum. Babam, abim, hiç kimse umurumda değil, elimden kimse alamayacak. Feride Hanım ne diyordu buna? Şekilsiz herif diyordu değil mi? Ne kadar haklıymış ya. Ulan adamı görünce bile sinirlerini bokluyor ya. Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler Hafiz. Allah rahatlık versin. Ha. Ne bu? Krem şokola. Canım istedi demişsin. Benim akıllı abim de gidip o salak Hayri'den istemiş. Yemeyecek misin? Yok, istemiyorum. Niye öyle bakıyorsun? Nasıl bakıyorum? Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ay Sedat, ne saklayacağım Allah aşkına senden? Ne saklayabilirim? O herif seni rahatsız ediyor da benim haberim mi yok? Bana mı söylemiyorsun? Bak açık açık konuşuyorum sana. Eğer senin canını sıkıyorsa bana söyleyeceksin. Tamam mı?
Yok öyle bir şey Sedat'cığım. Tamam. Olursa söylerim tabii ki. Tabii ki söylerim. Söylemez miyim? Ama Allah aşkına şu konuyu kapatalım artık bak. Gece gece yeterince zaten gerildik hepimiz. Lütfen. Kalsın burada. Oy. Eğer senin canın sıkarsa bana haber vereceksin. Duydun mu? Mesaj, arama, neyse işte. Bu ihmale gelecek bir şey değil. Duydun mu beni? Bana haber vereceksin. Tamam mı? Nalan. Tamam Sedat. Merak etme. Güzel. Türkan sırası mı Allah için ya, Allah için ya. Özür dilerim. İstemediğim şeyler çıktı ağzımdan. Öldü ölürüm. Kıyma bize. Kim bu saatte? Billur. Ne diyor? Şey, merak etmiş de aklı bende kalmış. Nasılsın diyor. Gitmeseymiş o zaman. Allah Allah. Madem bu kadar merak ediyor. Yani gecenin bu saatinde mesaj mı atılır kardeşim? Allah. İşte haklısın da öyle şey yapamamış, işi rahat etmemiş. Neyse ben bir iyiyim yazayım da en azından geleyim hemen. Sen yaz. Bizimkiler o kadar yüz verirse o da işte aklına geleni yapabileceğini düşünüyor. Böyle, bu işler böyle. Ben seni çoktan unuttum. Bu yaptıklarının hepsi boşa. Sen de unut beni artık. Çökünce sokağımıza köşede ben varım unutamazsın. Karanlık çökünce sokağımıza köşede ben varım unutamazsın. O mutlu hep gelir aklına, sen beni alınca unutamazsın, sen beni alınca unutamazsın.
Öyle de bir unuturum ki seni. Nalan. Uyandırdım, pardon. Ne yapıyorsun orada? Bu müzik ne ya? Ben de ona baktım işte hani. Ne oluyor diye de pek anlamadım. Pek birini görmedim. Uyuyor hadi. Allah Allah ya. Yıl olmuş 2023. Birbirine böyle şarkı dinleten insanlar var. Ne var bu insanlar ya? Kim bu ya bu saatte? Ay Sedat sana ne? Kimse kim? Boş bir dakika bir saniye. Ne yapıyorsun? Bir dakika dur bak Sedat, şimdi. Sedat durur musun? Gir içeri. Bir dakika. Gecenin bu saat. Alo. Sedat ne yapıyorsun? Ulan utanmıyor musunuz ya bu saatte gecenin bu saatinde? Kime söylüyorum? Kısın şu sesi ya. Sedat içeri girer misin? Terbiyesizler ya. İçeri girer misin artık? Ayıp bir şey ya. Ya aa sana ne ya? Kimse kim? Terbiyesiz ya. Ya o kimse kim? Belli bir sarhoş marhoş biri gelmiş. Müziğini dinliyor sana ne? Allah Allah. Ne demek sana uykumdan uyandırdı beni şimdi gece gece. Hayret bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Bu şekli sayrı olmasın mı? Sen ama delirdin iyice. He. Hakikaten ya adamın işi gücü yok. Şimdi gelecek bu saatte burada müzik mi dinletecek bize? Ya adamın işi gücü yok. Krem şokolayla cebinde gecenin bir vakti benim odama gelmesini biliyor ya, yatak odama. Ha bu mu mantıklı? Hadi artık bir şey. Sedat. Ver poru. Her şeyi yap poru. Tamam artık hadi. Lütfen uyuyalım. Sen en iyisi yarın benimle şirkete gel. O niye? Görmek istiyorum yani. Merak ediyorum. Yanımda olmanı istiyorum da ondan. Kocan değil miyim canım? Çok normal değil mi yani? Yarın benim çok işim var. Daha sonra gelirim. Ne işin var? Annemin eşyalarını ayıracağım. Onu bir ihtiyaç sahibine falan dağıtacağım. Kaldı ki burası daha cenaze evi Sedat. Evde durmam lazım. Tamam o zaman. Yarına izinlisin ama bak. Sonra şirkete geleceksin benimle, tamam mı? Ona göre itiraz istemiyorum. İyi geceler. Sana da. Yani Remen, gece gece yedirme bana diyorum ya. Yine yediriyorsun. Vallahi beni de yoldan çıkarıyorsun aşkım, ya. Aşkım boş ver. Bak stres olduk burada. Biraz deyip rahatlayalım ya. Ne diyorsun bu Hayri olayına bakayım? Ne diyeyim? Yani anlattı işte Muzo. Yani saçma sapan bir tatlı olaymış. Yani büyütülecek bir şey yok. Hı. Sen de okeysi yer bulan. Hı hı. Allah Allah. Dedektif Seren nereye gitti ya? Diyordun ya bunların arasında kesin bir şey var falan. Öyle mi böyle mi acaba? Bak şimdi adam eve kadar gelmiş. Nalan'ın odasına girmiş. Yakalanmış. Üstüne bir de bir tatlı hikayesi dinlemişiz. Ve diyorsun ki hiçbir sıkıntı yok. Ben iknaayım yani buna. Evet. Yani. Yani bu Hayri ile ilgili bu teorilerim falan yani onlar saçma sapan şeyler de yani ben. Yani hakikaten niye böyle bir şey düşündüm ben de bilmiyorum. Yani Nalan hiç böyle bir şey yapacak bir kız da değil üstelik. Değil mi? O yüzden ben unuttum. Sen de unut. Allah Allah. Yani ne oldu da böyle bir gecede Nalan dostu oldun? Çok ilginç. Ya canım böyle bir şey olmadım. Yani gayet hani gıcıklığım devam ediyor ama Hayri konusunda değil.
Neyse, var sende bir şeyler de çözeceğiz. Önlement. Nereye gidiyor acaba? Kankitos'una gidiyordur. Kankitos'u mu? Muzo. Hani şurada 1000 yıldır kardeşiyiz. Hani bizimle hiç böyle sohbet etmedi. Acaba ne konuşuyorlar? Pardon, ben yanılmışım. Belli ki senin Nalan'a gıcık olan modun hala açık. Hı hı. Gel. Uyumamışsın. Uyku tutmadı. Ya bu saatte rahatsız ediyorum ama biraz geleyim mi Uzun? Ya olur mu öyle şey? Gel tabii ki. Çözebildin mi niye gelmiş? Sana krem şokola getirmiş. Benim çok sevdiğimi biliyordu. Belki o yüzden getirmiştir. Tahmin ettim. Az önce de sokağa geldi, şarkı dinletti. Duydun mu? Yok, duymadım. Sedat duydu ama. Anlayacak diye ödüm koptu da Allah'tan anlamadı. Ama takıldı haliyle Hayri'ye yani. Kesin odur falan dedi. Dedim değil. Yarın da şirkete gel deyip duruyor. Müzik dinletinin ne olduğunu emin misin peki? Oydu, gördüm. Pencereden baktım, oradaydı. Vazgeçmesi sandığımızdan zor olacak. Eğer istersen yarın son kez konuşabilirim. Yakında yaklaşmamasını sağlayabilirim. Yok, sağ ol Muzo. Ben halledeceğim. Yarın bu işi bitireceğim. Kendim başladım, kendim bitireceğim. Ne yapacaksın? Yarın benim için yeni bir hayat başlayacak. Başka bir çarem yok çünkü. Başka bir şansım kalmadı. Thank you.
günaydın döndüm. Günaydın. Nalan Hanım. Peynir bitmiş bu arada. Depoda yoksa eğer alışveriş listesine ekle istersen. Tabii tabii ben eklerim. Siz merak etmeyin. Ben ne yapayım sizin için? Nalan Hanım yani maşallah gerçi her şeyi bitirmişsiniz ama bir şey yapayım, yardım edeyim. Yok canım, yardımlık bir şey değil de şey yapalım, tabakları bir çıkaralım önce. Kaç kişiydik biz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şunları istersen masaya koyarız. 8 değil, 7. Annem yok. Ekşi maya ekmek çok kalmamış. Şimdi kahvaltılık var gerçi ama bence listeye onları da ekle. Tabii tabii çok iyi etmişsiniz yani. Ben şey diyeyim Nalan Hanımcığım, ben alayım bunları yukarı çıkarayım. Sonra onları gelip alırım. Tamam Döndücüğüm. Benim zaten burası bitmek üzere. Şunları getiririm ben de birazdan. Tabii tabii. Aferin Nalan'cığım. Bu kadar işte. Bu kadar, aferin sana. O yüzün gülecek. Alo. Nalan, hayırdır inşallah, beni aramışsın saat 6'da. Şimdi uyandım, şimdi gördüm. İyi misin kuzum? İyiyim, iyiyim canım. Aradım çünkü senden bir şey isteyeceğim. Şimdi bak beni iyi dinle. Ya hanımım söylüyorum işte, aşağıda hazırlıyor her şeyi. Ballar, kaymaklar, böyle zeytinleri dizmiş filan tek tek. Domatesleri böyle kesmiş, küçük küçük salatalıklar. Yani inanılmaz acayip bir kahvaltı hazırlıyor aşağıda. Hali tavrı nasıldı peki? Böyle mutsuz muydu, suratı düşük müydü? Değildi, gülüyordu. Böyle neşe içindeydi. Tövbe estağfurullah, sanki kimse göçüp gitmemiş gibi. Tamam işte, demek ki iyileşiyor işte, toparlıyor ha? Yok bence yani. Ya ben bir şeyi okumuştum, böyle travmalardan sonra insanda böyle bir sahte bir neşe olabiliyormuş. Bence bir doktora falan mı göstersek ha? Selen sen benim elimde kalacaksın, vallahi o olacak ha. Kızın adını deliye çıkarmayın, vallahi geberteceğim hepinizi. Allah Allah. Belki kız iyileşmeye çalışıyor, bu yolla kendini ayakta tutmaya çalışıyor. Ya doktora falan gerek yok. Bizi bakalım önce, sonra şey yaparız. Ne doktora hemen ya? Yani. Cümleten günaydın. Günaydın Hüseyin. Nalan'ı gördünüz mü? Odasında yoktu. Ha şeyde aşağıda mutfakta. Kahvaltı hazırlıyormuş bal kaymakla. İyi mi Nalan? Günaydın. Ay acıktınız değil mi çok? Evet. Günaydın. Güzel. Tabii hemen ben. Vallahi aşkım çok iyi düşünmüşsün, ben bayılırım sucuğa. Gülcan Hanım, sucukları da sade yaptım yani, yumurta kırmadım çünkü Rafet Bey öyle seviyor diye hatırlıyorum. Olur olur, her türlü olur. Ay maşallah. Nalan. Maşallah. Kızım bizi korkutuyorsun, iyi misin gerçekten? Aa, korkacak bir şey yok. İyiyim diyorum arkadaşlar, korkmayın. İyi iyi. Aklım yerinde. İyi maşallah. Aklımı kaybetmedim. Benim için endişelenmeyin, gayet iyiyim hakikaten. Sadece annem şu an beni nasıl görmek istiyorsa öyle olmaya çalışıyorum. Öyle davranmaya çalışıyorum. İyi, iyi. Mutlu olmaya çalışıyorum. Çünkü annem beni her koşulda ne yaparsam yapayım görürdü, izlerdi. Öyle değil mi Afiş? Evet. Şimdi de eminim görüyordur. O yüzden o nasıl istiyorsa öyle davranıyorum. Allah rahmet eylesin. Çok iyi yapıyorsun yavrum. Allah gani gani rahmet eylesin yavrum. Tabii ki annen seni hep görüyordur ve gurur duyuyordur seninle. Evet.
İnşallah. Hadi artık siz de şu şaşkınlığınızı bir bırakın, yüzünüz gülsün. Annem de huzurla uyusun. Bir de herkes eline bir şey alsın kahvaltıya. Hadi artık herkes çok acıktı. Tamam, harika her şey. Hadi çeçiller bende, bal kaymak bende. Sucuk bende, sucuk bende. Aldım sucuğu şöyle. Evet, tabakları evet. Sen de al. Tabakları da al. Evet. Ben başka bir şey yapayım. Onun için de çok tabak lazım. Onun için bir tabak lazım. Rafet Bey, size bol bol sucuk koyuyorum çünkü siz torpillisiniz. Tamam. Teşekkür ederim kızım. Ellerine sağlık yani. Harika olmuş. Afiyetler olsun. Eline sağlık yavrum. Afiyet olsun. Döndü, yarın da pişi yapalım diyorum. Oh. Muza çok sever. Ha? Yapalım mı? Tabii tabii, çok sever, yapalım. Aha, bir de aklımdayken döndü. Şu annemin süt söylediği bir çiftlik vardı ya. Oradan da süt söyleyelim çünkü baktım 2 günlük yoğurdumuz kalmış. Yoğurt yaparız sonra. Tabii yaparız. Ben şimdi ararım Nala Hanım. Vallahi ellerine sağlık. Her şey çok lezzetli olmuş aşkım. Afiyet olsun. Yine çok yoğun musun bugün? Yani kafamı kaşıyacak vaktim yok ama teklifim hala geçerli. İstersen şirkete gelebilirsin benimle. Ha, yok. Bugün çok işim var dediğim gibi. Hayırdır kızım? Yani ne işin var? Yani gerekirse biz de sana yardımcı olalım diye söylüyorum. Yanında koşarız biz de maşallah. Çok teşekkür ederim Rafet Bey. Biliyorum, sağ olun. Yani öyle ufak tefek işler çok önemli değil. De aslında bana belki döndüğüyle Taco yardım edebilir. Aa, tabii tabii ederler değil mi? Taco döndü. Tabii tabii tabii. Buyurun Nalan Hanım. Tabii buyurun, ne isterseniz. Şey dedim de bugün. Annemin eşyalarını bir toplayıp böyle ihtiyaç sahiplerine vermek istiyorum ama nereye nasıl veririm bilmiyorum. Yani ben bugün annemi görmeye bakım evine gideceğim. İsterseniz kıyafetleri yanında götürebilirim. Abi, tabii siz oraya bağışlamak isterseniz. Ay şahane olur benim için yani. Böyle bir şey yapar mısınız hakikaten? Yaparız tabii, niye yapmayalım? Beraber gideriz ha, döndü. Yaparız yaparız, siz merak etmeyin. Tamam, tamam, çok sağ olun. Bana... Müsaade, tekrar söylüyorum. Harika olmuş her şey. Çok sağ ol. Afiyetler olsun. Bak, bu da senin için ha. Afiyet olsun. Taco, sen bir gelsene bana. Gel gel. Ben gideyim o zaman. Annemin odasına çıkayım. Bir bakayım neler var neler yok. Size afiyet olsun. Ellerine sağlık Nalan Hanım. Ellerine sağlık yavrum. Sağ olun. Siz için Nalan iyi mi? Valla iyi olacak Rafet. Bugün böyle mutfağa girmek istedi. Bütün bunları hazırlamak istedi. Biz de mani olmadık, ne yapalım? Çocuk ayakta durmaya çalışıyor. Yani çok tuhaf davranmıyor mu hiç? Dün annesi ölmüş biri gibi değil. Ya böyle uzaktan izleyemeyiz. Yani bir şey yapmamız lazım. Gerçekten anne, bir doktor falan çağıralım ya. Hayır hayat, bence doktor çağırmak hiç mantıklı değil. Yani çok ayıp olur. Ya iki kahvaltı hazırladı diye. Olur mu canım öyle şey? Ya sonuçta herkes kendince yaşar böyle şeyleri. Zaten kız yeterince üzgün, bir de biz üzmeyelim lütfen. Ben damada katılıyorum. Yani şimdi doktor çağırmanın sırası değil. Ha biz elimizden geldiği kadar destek olun. O da yavaş yavaş kendine gelecektir, toparlayacaktır. İnşallah. Nalan'ın en iyi yaptığı şey acısını bastırmak. Mutluymuş gibi yapmak, yokmuş gibi davranmak. Böyle ayakta kalabiliyor. Afiyet olsun. Sana da yavrum.
Bir daha o herif buraya gelirse kapının önünde gördüğün an beni arayacaksın, bana haber vereceksin, tamam mı? Hangi herifi Sedat Bey? Hayri şerefsizinden bahsediyorum. Bir daha buraya gelirse, Nalan'la konuşmaya çalışırsa, içeri girecek olursa hemen bana haber ediyorsun, tamam mı? Anladım. He. Tako. Ha, buyurun Serhat Bey. Nalan dışarıya çıkacak olursa da bana haber edeceksin, tamam mı? Nalan Hanım çıkar, size haber mi vereyim? Ya niye papağan gibi söylediğimi tekrar ediyorsun ya? Tamam de. Emredersiniz Sedat Bey, de olsun bitsin. Tek tek sana anlatacak mıyım ya? Allah Allah. Emredersiniz Sedat Bey. Ne? İyice yeni Feride kesildi başımıza. Bir şey mi dedi? Yok, iyi günler, kolay gelsin gibi öyle günlük sıradan cümleler Sedat Bey. Hadi bakalım, sana da kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Kimseye anlatmıyorsun, babama da anlatmıyorsun. Ne işimiz var ya? Her şeyi duyuyor. Hafiz. Bunlar kalsın istiyorum. Olur yavrum. Sen istediklerini ayır, onları ayrı koyarız. Annenin yüzü yakışmış parmağına. Geriye bir tek bunlar kaldı zaten. Alo. Hafiz abla, ben Metin. Ne oldu? Kim? Öyle otomatik reklam atıyorlar ya, o. Bir şey yok.
Toparlamaya başlayalım mı? Olur. Hadi. Gel. Kuşum. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi gördüm seni. Hı? İyi miyim? Getirdin mi? Arabada. Hafiz. Efendim? Biz işimiz bitince bir dışarı çıkacağız Bilir'le. Nereye gittiniz sorabilir miyim? Hava alacağız canım. Bunaldım, biraz daraldım. Dedik ki sahile inelim. Bir deniz havası alalım, iyi gelir. Tamam. Ben senin o aklının içinden geçenleri biliyorum canım. Tamam. Ama ben anneme bir söz verdim. O sözümü de tutacağım. Ama sen de bana güven, olur mu? Sen Feride Hanım'ın bana yadigarısın. Onun emanetisin. Yanlış bir şey yapmayayım yavrum. Tamam. Tamam. Merak etme. Yanlış bir şey olmayacak. Hadi. Şu işleri bir toparlayalım, çıkalım sonra, olur mu? İki saat sonra her zamanki parkta buluşalım. Sedat Bey, hoş geldiniz. Günaydın. Kahveniz masanızda hazır. Bugünkü bütün toplantılarınızı da takviminize girdim. Artık tek tuşla telefonunuzdan hepsini görebilirsiniz. Allah Allah. Bakalım. Of 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 of. Sen bütün toplantıyı bugüne mi aldın? Ne yaptın ya? Tabii ki hayır Sedat Bey. Bütün hafta programınız bu şekilde. Her saatiniz dolu neredeyse. Peki eşyalarımı yeni odama taşıdınız mı? Emrettiğiniz gibi sabah saat 7'de gelip tüm işlemi bizzat hallettim efendim. İstediğiniz isimlikle kapıya asıldı. Bakalım becerebilmiş misin? Hadi ya, çok güzelmiş aslında ama... Ya biliyorsun biz daha yeni dünürümüzü kaybettik. O yüzden hani benim oraya gelmem şimdi şey olur yani... Ayıp olur biraz. O yüzden şey yapmayayım ben. Ay yok canım. Ya özlemez olur muyum? Tabii ki özledim yani. Ne kadar oldu? Herhalde bir yıl olmuştur değil mi? Aslında ben çok istiyorum da yani. O zaman aşkım git. İyi tamam dur. Ben bir düşüneyim. Tamam mı? Tamam tatlım. Okey. Hadi öpüyorum çok. Selam söyle herkese. Bye. Aşkım neden gitmek istemiyorsun? Yani gerçekten Feride Hanım'ın vefatı yüzünden mi? Ne bileyim. Yani... Yani çok ayıp olur. Olmaz mı? Sevgilim yani o iş başka, bu iş başka. Sonuçta biz hayatımızı yaşamaya devam edeceğiz değil mi? Hem zaten yılda kaç kere çıkıyorsun ki? Gece dışarı. Bir çık şöyle bir havan değişsin. Öyle mi diyorsun? Tabii. Sen de gel. No, almayayım. Git diyorsun yani. Tabii ki sevgilim, git. İyi tamam. Gideyim o zaman. Buyurun efendim. Sağ ol. Vay, 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 vay be. Neler yapmışsınız ya, ha? Bu arabaları nereden buldunuz? Yıllar önce vermiş olduğunuz bir röportajı izledim. Orada
model arabalara ne kadar düşkün olduğunuzu anlatıyordunuz. Sen şimdi sabahın köründe bunları bulup buraya mı getirdin? Evet Sedat Bey. Ya bir de en sevdiğim arabalar bunlar. Çok iyi ya. Yine aynı röportajın son 10 dakikasında da çocukken kendinizi en iyi hissettiğiniz yerin atlarınızın da olduğu otel çiftliğiniz olduğundan bahsetmiştiniz. Çok iyi. Vallahi bravo. Güzel. Alayım efendim. Beni şaşırttın ya. Ah, al şunu da vereyim sana. Şunu da vereyim sana. Hazır buluyorum. Sağ olun. Vallahi aynen böyle devam. Bravo. Sedat Bey, ben siz binaya girmeden hemen önce masaya koymalarını söylemiştim kahvenizi. Ama soğumuşsa hemen değiştirebilirim. Yok yok, sorun değil. Ziyan olmasın, içerim ben. Babam geldi mi? Geldi efendim. Selen'le Levent nerede? Onlar da geldiler. Ne yapıyorlar? Biraz önce kapıların önünden geçtiğimde birlikte kahve içiyorlardı. Hayatlarının yarısı boş boş oturup kahve içmekte geçiyor ya. Ne işe yarıyorlar acaba? Şöyle. Sen şimdi Selen'le Levent'in yanına uğra. Kahve içme molasını günde 2 ile sınırlandırıyorum. Kafeye de haber ver. Sabah saat 10'la 4 dışında misafirlerimiz hariç hiç kimseye tek bardak dahi kahve verilmeyecek. Tamam mı? Burası böyle yan gelip yatma yeri değil. Herkes kendine çeki düzen verecek. Emredersiniz Sedat Bey. Niye gülüyorsun? Söyle söyle, ne oldu yine? Niye gülüyorsun? Kendimi çok şanslı hissettim bir an. Daha önce hiç bu kadar karizmatik bir patronum olacağı aklıma gelmezdi. Sağ ol. Sağ ol. Hadi şimdi ilk randevumuzu alalım. İşlerimize bakalım. Sen de Selenlerin yanına git. Bu kahve olayını bizzat kendine haber ver. Tamam mı? Emredersiniz Sedat Bey. Kolay gelsin. Vay be. Alo Sedat Bey, iyi günler. Efendim Taku, bir durum mu var? Nalan Hanım çıkınca beni arayın demiştiniz. Evet. Nalan Hanım çıktı. Nereye gittiğini söylemedi mi? Bildur Hanım geldi, onunla çıktılar efendim. Oğlum niye taksit taksit konuşuyorsun? Nereye gitti söylesene. Efendim sahilde yürüyeceklermiş, biraz öyle dediler yani. Hafiyelik yaptırıyor, hem pazarlıyor. Ayarsız herif ya. Hayırdır inşallah? Ne oldu? Niye yine konuşuyorsun kendi kendine? Hiç öyle, yine etraf toz toprak olmuş. Ona söyleniyordum yani. İyi. Bana bak, ne diyeceğim. Ben şimdi yukarı çıkıyorum. Hanımımın dernek toplantısı varmış. Acilen aramışlar. Gidip yardım edeceğim, ütü falan yapacağım. Tamam mı? Sen de gidiyorsun, hemen mutfağa topluyorsun. Tamam mı? Annemi görmeye bakım evine gitmiyor muydun? Ay gideceğiz Takucuğum. Tamam da yani önce şu işlerimi bitireyim değil mi? Hadi soru sorma. Yine hemen. Yine. Hadi, hadi. Ay, tamam, tamam. Ne yapacağız bunu? Hı? Bir yere dikmeye mi gidiyoruz? Hayri ile konuşacağız. Nasıl? Niye, ne oldu ki? İşte gideceğiz. Sen bir yerde bekleyeceksin. Ben hemen 2 dakika konuşacağım. Sonra döneceğiz. Tamam da Nalan, ne oldu da biz Hayri ile konuşuyoruz? Anlatır mısın? Çünkü yeter. Çünkü bıktım. Bilir. Yani birinin artık dur demesi lazım onun. Nalan tamam, anlıyorum da bir şey mi oldu yani? Hani konakta da bir şey söylemedin bana. Nereden çıktı bu? Dün gece konağa girmiş. Odama kadar girmiş, Sedat yakaladı. Ne diyorsun ya, niye girmiş? Aynı şeyleri söylemeye herhalde. İşte ayrılmayalım, kıyma bize, yapma. Benden ayrılamazsın. 15 yaşında gibi davranıyor ya, o yetmezmiş gibi. Sonra gecenin bir vakti arabasıyla gelmiş. Bangır bangır bütün mahalleye şarkı dinletti. Yani acaba sen konuşmasan mı Nalan? Ha? Muzo'ya falan mı söylesek, bir yolunu bulsa? Muzo'yu falan dinlemez ki. Ya ne bileyim, belki... Hayriye bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama... Hani anlayacağı bir dilden mi konuşur? Bilemedim ki.
Bu muz onun canını sıkmaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Ben Ayrı'yı biliyorsam hiç kimseyi dinlemez. İnadım inat. Peki bu işe yarayacak mı? Deneyeceğim. Pardon, ben tam olarak anlayamadım. Sedat bizim bundan sonra günde kaç kahve içeceğimize mi karışıyor? Sedat Bey'in kesin emri var efendim. Allah Allah. Emri var. Emri var. Sedat Bey'in. pardon, siz kimsiniz? Ben bir çıkaramadım da. Ben Sedat Bey'in yeni asistanıyım. Asistanı? Ha. Sedat'ın asistanı mı varmış? Evet efendim, artık var. Ha. İsim ne? İpek ben efendim. İpek. Şimdi. Siz çıkın İpek Hanım. İpek Hanımcığım, biz sizinle bir konuşalım. Siz çıkabilirsiniz, ha? Hadi. Bir kuralları bir öğretseydik önce. Ha? Sakin ol lütfen. Aşkım, hayır. Ben şu Sedat'ı bir paralayayım. Ya ne oluyor ya? Ne bu bağırış çağırış? Sesiniz koridora geliyor, ne oluyor? Asıl sana ne oluyor? Sen asistanına bize emir mi verdiriyorsun, ha? Ben burada bir sorun göremiyorum. Bunun neresi garip? Yani bütün şirketlerde böyle olur. Tepedekiler bir karar verir, aşağıdakiler de uygular. Yani bunda bu kadar sinirlenecek ne var ben anlayamadım. Baba baba baba. Laflara bak. Ha? Beyefendideki laflara bak. Bir de sorun yok diyor. Sorun yok, öyle mi? Tamam aşkım. Sorun kararları benim vermem mi? Söyle. Yani bu kararları babam veya Muzo verseydi siz yine bu tavırda mı olacaktınız? Dinliyorum. Söyle. Evet. Yani senden emir almak sorun Sedatçığım. Ben de öyle tahmin etmiştim. Vallahi Selen'cim, istesen de istemesen de buna alışacaksın. Ha yani ben bu duruma dayanamıyorum eğer diyorsan, konuşuruz babamla. Başka bir otelin başına getirir seni. Orada istediğin gibi rahat edersin. Kahvenizi de rahat rahat içersiniz. Tamam? Kolay gelsin. Sen kimsin lan? Tamam. Oğlum hadi, sen kimsin? Oturur musun hayatım? Şunu sus. Sevgilim, tamam. Sakin. Yok ya. Sevgilim. Bak. Tamam. Bundan sonra bir daha ben bu gerizekalının arkasını toplamaya kalkarsam bana engel olacaksın. Söz verin. Tamam. Olacağım aşkım. Lütfen oturur musun? Sakin ol. Bundan sonra susup da saklama devri bitti. İlk yanlışını da ifşa edeceğim. Bittin sen oğlum. Bittin. Hafize Hanım. Ya şey biz bu dolapta 3-5 parça eşya bıraktık ya. Onlar kalacaklar değil mi? Onları Nalan kendisine anı diye ayırdı. Kalacak. Ha iyi tamam. Alayım ben bunu. Tamam mı burası döndü? Çıkalım mı? Tamam tamam canım. Hadi çıkalım. Tamam hocam. Hafize Hanım kal sağlıcakla. Allah sizden de razı olsun. Takocuğum annene çok selam söyle olur mu ya? Aleyküm selam Hafize Hanım. Küçüğü ben alayım. Hayır küçüğü ben alayım sen onu al hadi. Hadi çabuk hadi tako. Geliyorum. Hafize abla. Metin. Ben sana bizi bir daha arayıp sorma gelme gitme demedim mi? Ay sen neyin peşindesin? Niye arıyorsun bizi yahu? Hafize abla konuşmam lazım seninle. Sadece 15 dakika. Bizim seninle konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Abla. Nalan'ın hatırı için dinle beni. Lütfen.
Bende kalmış. Eskiden onun benim için bir anlamı vardı. Ama artık hiçbir manası kalmadı. Bu seninle son konuşmam olacak. O yüzden kalbini kırmak istemiyorum. Sen bu saate kadar aklına esen her türlü saçmalığı yaptın. Şimdi ben konuşacağım, sen beni dinleyeceksin. Ne oluyor ya? Neler çeviriyorsunuz acaba? Aramızda saçma sapan bir şey yaşandı, evet. Bunu ikimiz yaşadık. Bunu sadece tek başına senin üzerine yüklemiyorum. Bu senin hatan demiyorum. Bu ikimizin hatası. Senle ben yaptık, farkındayım. Ama ben artık kocamla, ailemle, kendi mutlu hayatıma geri dönmek istiyorum. Bunu ister kabul et, ister kabul etme ayrı. Ama saygı duy. Saygı duy, benden uzak dur. Ben mutluyum ya. Ben mutluyum. Bunu daha nasıl anlatırım sana bilmiyorum. Kocamla mutluyum, ailemle mutluyum. Hiç olmadığım kadar mutluyum. Benim mutluluk anlayışım bu. Ben böyle bir dünyanın içinde olduğum zaman keyif alıyorum. Öyle mutlu oluyorum. Niye görüntüler arıyor beni ya? Sedat? Bilir. Hayırdır inşallah? Sen aramazdın beni görüntülü. Nalan nerede? Nalan benle beraber. Ben nerede? Yanında yok. Biz sahile yürüyüşe çıkmıştık. Onda tuvalete gelince şurada kafeterya var. Tuvalete gitti. Bak o Hayri denen şerefsiz herhangi bir şekilde yanınıza geldi mi? Bana bak. Senin karşında kim var, farkında mısın? Farkındayım. Farkındayım Sedat. Tekrar soruyorum. Hayri denen şerefsiz Nalan'ın yanına geldi mi? Peşinize takıldı mı? Hayır canım. Biz Hayri'yi falan görmedik. Ne alaka? Sen neye sinirlendin bu kadar? Aç kulağını, beni iyi dinle. O şerefsiz zıvadan çıkmış durumda. Saçma sapan şeyler yapıyor. Onu Nalan'ın yanında görürsen herhangi bir şekilde hemen bana haber veriyorsun, tamam mı? Gözünü iyi aç. Tamam, Nalan bana hiçbir şey anlatmadı da. Ya o adamda bir gariplik var. O yüzden endişeleniyorum, anladın mı? Herhangi bir şekilde yanında görürsem bana haber ver. Kendini hala arkadaş zannediyor onunla. Beni Nalan'a fişlik dediği dönem ne zannediyor kendini hala, anladın mı? O yüzden herhangi bir şekilde yanınıza geldiği an haber veriyorsun bana. Duydun mu beni, anladın mı? Hı, tamam. Bir daha da ben arayınca o telefon açılacak. Nalan gelince haber et. Arasın beni hemen. Tamam, söylerim. Ben böyle yaşamak için doğmuşum. Benim doğumam zaten etrafıma keder veren bir saçmalık. Benim daha fazlasına ihtiyacım yok. Daha fazlasında gözüm yok. Tam olarak yaşamak istediğim hayat bu. Bu kadar. Ben seni istemiyorum.
Ben seni istemiyorum. Hayır, şu anda istemiyorum. Bundan sonra da istemeyeceğim. Yarın da istemeyeceğim. Sonra da istemeyeceğim. İstemiyorum. Bak, senin bütün yaptıklarına benim tahammülüm kalmadı artık. Yeter. Daha fazla saçmalamaya devam edersen konaktakilerle konuşmak zorunda kalacağım. Bunu yapmak istemiyorum. Duyuyor musun beni? Bir şey de. Anladım. Anladım, tamam. İşe yarayacak mı sence? Yarayacak. Sedat beni niye görüntülüyor evi? Beni de aradı. Seni de mi aradı? Hı. Hayırdan şüphelenmiş yani, etrafında dolanıyor mu falan diye. Ne dedi peki yani, anlamıştı mı? Yok yok. İşte Hayriye Nalan'ın etrafında görürsen hemen beni arayacaksın falan filan gibi şeyler söylüyor. Biraz kafayı takmış bence Hayriye. Nalan, sen Sedat'ı ara sana. Ama görüntülü ara. Çünkü ben dedim ki yani, Nalan tuvalete gitti kafeteryaya. Bir görsün, eve dönüyoruz falan de. Tamam mı? İç rahat etsin. Vallahi takmış bu. Yani hiç iyi görmedim ben Sedat'ı. Tamam. Tamam, bilir. Nalan. Ya hele şükür ulaşabildik sana ya. Ne oldu? Billur'la yürüyüşe çıktık. Biraz hava alalım dedik. Bir şey mi oldu? E hani evden çıkmayacaktın bugün? Evde kalacaktın. Ne oldu da karar değiştirdin? Bunu aldım Sedat. Biraz hava almam gerekti. Billur'u aradım. Sağ olsun geldi. Biraz yürüdük. Evin yakınlarındayız zaten. Şimdi döneceğim. Ne oldu? Niye bu kadar taktın? Bak, bir daha böyle sürprizler istemiyorum. Evdeysen evde kal. Yani dışarı çıkacaksan da haber ver ya. Fazla bir şey istemiyorum senden yani. Sedat, ne oluyor Allah aşkına? Niye bu tavır? Benle nasıl konuştuğuna dikkat eder misin? Hayatım, ikimizin de huzuru için söylüyorum bunu. Tamam, kızma hemen sen de yani. Tamam, hadi bay bay. Vallahi hiç hoşlanmadım bu Sedat'tan. Ben de hiç hoşlanmadım. Sürpriz istemiyormuş. Çünkü ben bayılıyorum senin sürprizlerine. Hadi gidelim mi? Anlat, seni dinliyorum. Sana ayıracak çok vaktim yok benim. Hafize abla. Biliyorum, benden nefret ediyorsun. Ne yapacaktım? Senden nasıl nefret etmeyeyim ya? Senin gibi ırz düşmanı bağırma mı basacaktım ben? Hafize abla. Ben de daha çocuktum. 19 yaşındaydım daha. Evet. Kağıt üzerinde reşittim belki ama hiçbir şeye karar verebilecek durumda değildim. Sen de biliyorsun. Önce annem, sonra ablam. Pamuklara sarmalayarak büyüttüler beni. O yaşa geldiğimde üniversite öğrencisiydim. Ama hiçbir şey için savaşmak zorunda kalmamıştım. Yaptığım hiçbir hareketin ne önünü ne sonunu düşünmek zorunda kalmamıştım. Sorumluluk sahibi olmak neymiş? Çok acı biçimde öğrendim. Annen, ablanın sana yıllarca verdiği emeğin karşılığında ya mükafatı bu mu olmalıydı? Cevap ver, söyle. Feridam sana yıllarca annelik yapmadı mı?
Yıllarca yaptığı iyiliğin karşılığı bu mu olmalıydı? Ha sen memnun musun acaba bu halinden? Cevap ver. Ha ben anlamıyorum, sen nasıl yaşıyorsun hala? Ha? O ilahi adalet seni niye bulmuyor acaba? Kurban olduğum ya Rabbim, senin bu çektirdiklerini yeryüzünde karşılığında cezanı niye vermiyor acaba? Niye? Ne yapsam yaptığım hataları silemem. Ne desem boş. Biliyorum. Hafize abla sen de şunu bil. Ben Sema'yı çok sevdim. O da beni sevdi. Sus. O günahsız çocuğun adını ağzına alma. Sema deme. Sema küçücük çocuktu ya. Sen onun hayatını mahvettin. O küçücük çocuktu. Çocuğun rızası olur mu hiç? He? Senin bundan haberin var mı? He? Sevmiş, seviyormuş. Ben sana söyleyeyim mi sen Sema'ya ne yaptın? Sen ona tecavüz ettin. Sema'nın ölümü senin yüzünden oldu. Sonra ne oldu? Geldin Feridan'ı da ayırdın aramızdan. O da senin yüzünden öldü. Bak sen benim gözümde katilsin. Sana baktıkça tiksiniyorum ben, iğreniyorum ben, midem bulanıyor. Benim de Nalan'ın da senin gibi bir ırz düşmanıyla işimiz olmaz. Tamam, bir daha karşımıza sakın çıkma. Geldiğin yere dön. Dilerim Allah'tan tez vakitte de yaptıklarının cezasını çekersin. Hafize abla. Hafize abla ben ölüyorum. Çok hastayım ben. Fazla bir ömrüm kalmadı. Altı ay dedi Almanya'daki doktor. Ama bana yardım et. Şu dünyadan ayrılmadan önce kızıma bir kez sarılabileyim. Ona kendimi anlatabileyim. Ölmeden önce ondan af dileyebileyim, yardım et. Ben yapamadım. Ona kim olduğunu söyleyemedim. Korktum. Korkan biriyim ben. Sen bana yardım edersen onunla konuşabilirim. Ölmeden önce ondan af dileyebilirim. Ona kendimi anlatabilirim. Senden ölmeden önce son dileğim bu. Sen bu dünyada hiçbir şeyin karşılığını yaşamadın. Dilerim hak ettiğin cehenneme tez vakitte kavuşursun. İyi misin? İyiyim. Gayet iyiyim. Ben yardım edeyim mi sana? Gerek yok canım. Ben gayet iyiyim Mürsa. Yemek yapınca geçiyor mu? Geçecek bir şey yok Bilur. Bak, hayır meselesi tamam. Söylediklerin de tamam. Ama ben başka bir şey de duydum. Hayriye şey dedin ya, benim zaten bu dünyaya gelmem de bir keder meselesi. Ne demek bu şimdi? Niye kendinden bir kabusmuşsun gibi bahsediyorsun? Öyle çünkü. Ne demek öyle ya? Nalan hani cenazede bir adam geldi ya yanımıza, Mehmet mi ne? İşte Adil amcadan sanki senin baban değilmiş gibi bahsetti falan, onunla alakalı bir şey mi? Nalan sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ay bilmediğin ne olacak Bilur? Bilmediğin bir şey yok, sakladığın bir şey yok. Ne varsa konuşuyoruz işte. Kim o adam? Hoş geldin Muzo'cum. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Gayet iyiyim. Akşama köfte patates yapayım diyorum. Sever misin? Severim. Döndü. Neredesin? Döndü. Her şeyi ütülemişsin. Siyah pantolonumu ütülememişsin. Ben bir Kürşen Hanım'a bakayım ya.
oldu? Hayri ile konuştu. Bütün bağlarını kopardı. Sevindim. Yalan söylemeyeceğim Muzaffer. Ben çok sevinemedim. Yani Hayri çok aşık. Ve öyle bir konuşmayla da bitirecek gibi değil. Yani bence Nalan da Hayri'ye karşı hala bir şeyler hissediyor. Gerçekten sevse Nalan'ın mutluluğu için ondan uzak dururdu. Dün gece yaptığı gibi konağa gelip yatak odasından çıkmazdı. Sanırım hayatında ilk defa Nalan'dan kıymet gördü. O yüzden Nalan sırtını dönünce de değersizlik hissiyle boğuldu. Yani bu ısrarı, bu laftan anlamazlığı bu yüzden. Hayri benim umurumda değil. Benim özlem Nalan. Hayri ondan bekleneni yaptı. Kırılık, magandalık. Bu şehirde onun gibi bir sürü var. Ama eğer bir daha Nalan'ın canını sıkarsa karşısında beni bulacak. Yavrucuğum ben yapardım. Gerçekten zahmet oldu yahu. Biliyorum yapardınız. Ama bana da iyi oluyor. Kafam dağılıyor. O zaman söyle bakalım. Bu pantolonun üstüne bu mu? Bu mu? Yeşilin tonunu tam bir bilemedim. Sanki siyah daha iyi olacak. Değil mi? Bu. Tamam. Sağ ol yavrum. Teşekkür ederim. Güzel kızım. Bu kadar derdinin acının arasında bir de bizimle uğraşıyorsun hakikaten. Eksik olma gerçekten. Benim şikayetim yok merak etmeyin. Bizim dernektekilere çok söyledim. Bu toplantıyı erteleyelim diye ama... valla yeni kararlar alınacakmış galiba. Ertelenemiyormuş. Böyle giyinip kuşanıp dışarı çıkıyormuşum gibi olacak ama... kusuruma bakmazsın değil mi annem? Ay aşk olsun Gülcan Hanım. Yani tabii ki çıkacaksınız. Tabii ki işlerinize bakacaksınız. Hayat devam ediyor. Hiç öyle düşünmeyin. Sen ne iyi kalpli bir çocuksun güzel kızım benim. Biz ne kadar şanslı bir aileyiz. Eksik olmayayım. Ben de öyle. Ben de çok şanslı bir insanım gerçekten. Nalan. İstiyorsan bana artık anne diyebilirsin yavrum. Yani evet sen ta en başında ben annem olmayan birine anne diyemem demiştin ama... hani ben yine de söyleyeyim dedim. Sağ ol. Yani sadece bu aralar anne kelimesini kullanmak istediğimden pek emin değilim. Haklısın yavrum. Ne desen haklısın. Ama bil ki burada bir annen var. Canım şeye sıkılırsa konuşmak istersen ben buradayım. Tamam güzel kızım. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Siz de sağ ol. Bu bitti. Heh. Sağ ol güzel kızım. Ellerine sağlık. Eksik olma. Ben gidip giyineyim tamam, artık. Tamam. Tamam hazırlanın. Sağ ol güzel yavrum. Hoş geldin işte. Hoş gördük. Hayırdır? Beni böyle kapıların önünde karşılamak sende adet oldu galiba. Vallahi senin için ne yapsam az enişte. Ağzı iyi laf yapan senden başka kimseyi tanımıyorum. Vallahi öyle. Hadi içeri girelim bakalım. Bakalım daha başka neler yumurtlayacaksın merak ediyorum. Tabii, buyurun işte. Hoş geldin tekrar. Sağ ol. Yine olan bayağı havalıymış lan. Sağ olun işte. Sağ ol. Eksik olma. Nalan'dan ne haber? Yani nasıl olsun? Şu toparlamaya çalışıyor.
görevini biliyorsun değil mi? Unutmadın. Biliyorum enişte. Söylediğin her şey kulağımda. Merak etme. Senin yardımınla, senin desteğinle toparlayacak. Onun da en çok desteği sensin. Bunu sakın unutma. Tamam mı? Unutmadım enişte. Söylediğin her şey kulağımda. Sağ ol. Aferin. Aferin. Evet. Anlat bakalım. Beni buraya davet etmenin sebebi neymiş? Enişte. Yani ben senin iş ahlakına, bu sektördeki gücüne ne kadar imrendiğimi anlatmama gerek yok. Senin adın artık bir marka. Senin ismin bile geçince insanlar önlerini ilikliyorlar. O yüzden ben çok düşündüm, taşındım. Ha, babam sağ olsun tabii ki bana güvendi, koskoca otelin başına geçirdi. Ama benim büyümem için, sıçramam için bana böyle güvenerek bakan ne bileyim bir öğretmene, bir ustaya, yani adına ne dersen de bir danışmana ihtiyacım var. Sağ ol. Eksik olma da. Sen şimdi benden tam olarak ne istiyorsun? Bunu bana açık açık bir söyle bakayım. Benim danışmanım olur musun enişte? Ne? Ya baban? Baban var ya oğlum. Ona danışacaksın. Ona danışacaksın, başka kimseye değil. Ya babama kendimi ispatlamam lazım. Bana vermiş olduğu bu sorumluluğu ondan destek almadan başarmam lazım enişte. Ya sen babam gibi değilsin. Sen bana hep gerçekten çok güvendin. Güveniyorsun da. O yüzden üzerimdeki bu tutukluğu atmam için bana güvenerek bakan bir çift göze ihtiyacım var. Bu kadar güzel lafın karşısında ben ne diyebilirim ki? Kabul ulan. Gerçekten mi? He. Ya işte ben elini öpeyim. Çok sağ ol. Tamam, tamam. Hayır, öpeceğim bir dakika. Tamam. Çok sağ ol. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu saatten sonra var ya kimse tutamaz bizi. Ben sana söyleyeyim ya. Net. Bak aslanım. Sadece kendine inan yeter ki. Çok iyi yere gelirsin. Geleceksin de ona göre. Ya ne güzel koktu. Hayri öğretmişti. Yavrum ben çıkıyorum. Tamam. Aa, ne yapıyorsunuz? Ne gerek vardı yavrum? Biz yaparız yemekleri. Ay aşk olsun Gülce Hanım, ne olacak? Şimdi döndüğüyle taco da yok ya. Onlar gelmeden halledeyim dedim. Allah Allah. Ellerine sağlık yavrum. Zahmet etmişsin. Döndü bak. Hay Allah, siz niye zahmet ettiniz? Nalan Hanım ben hemen hallediverirdim. Tamam döndü, bir şey yapmadım zaten. Ne yaptınız? Dağıttınız mı kıyafetleri? Allah razı olsun. Hepsi çok mutlu oldular. Çok şükür. E hadi kolay gelsin madem. Ben gidiyorum. Gülcan Hanım, iyi misiniz? Otur Allah aşkına, otur. Gülcan Hanım, Süveyli, iyi misiniz? E oturun. Yok bir şey, başım döndü biraz. Ay bir şey, Süveyli ne? Sağ ol. Oh. Bir şey ver bunu bakayım. İyiyim, 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 merak etmeyin. Taco söyle, arabayı hazırlasınlar, ben gideceğim. Ben bırakırım sizi. Yok evladım, ne gerek var, ben kendim giderim, hiç gerek yok, iyiyim şimdi. Yok olmaz, ben sizi böyle bırakmam, ben sizi götürürüm, bekler sonra geri gelirim. Bir durum olursa da doktora gideriz. Evet vallahi ne olur yani, Allah razı olsun, zaten bu kaçıncıdır oluyor, hala doktora gitmenin anlamı ya. Abartma, döndü. Alt taraf herkesin başına gelebilecek basit bir baş dönmesi, Allah Allah. Daha önce niye söylemediniz ki bize? Siz burada 2 dakika bekleyin, ben üzerimi değiştirip hemen geliyorum. Allah Allah, döndü. Geçti işte bak, azıcık yok bir şey. İşi var, hadi. Dünya bu, ben gider dönerdim. Ay aşk olsun Gülce Hanım'ın, olmaz. Aklım sizde kalırdı yoksa. Yavrum benim. Hadi buyurun.
İyisiniz değil mi Gülcan'ın? İyiyim yavrum, iyiyim. Zaten iyiydim. Valla sen de akşam trafiğine kaldın. Ben gider dönerdim çocuğum. Ay yok canım, hiç önemli değil. Valla ben halimden memnunum. Hava değişimi oldu, iyi geldi bana da. Selen arıyor. Efendim yavrum? Aa, sen arkadaşlarına dışarı çıkacaksın. Yok yavrucuğum, yok, ben niye bir şey söyleyeyim? Bilakis memnun olurum. Ne münasebet? İşte ben de yoldayım, derneğe gidiyorum. Yok, Nalan'cığım bırakıyor beni. Yok yavrum, o öyle istedi, ben de onu kıramadım. Tamam çocuğum, merak etme. Hadi yavrum, dikkat et kendine. Öptüm, hadi anneciğim. Kolejden arkadaşlarıyla dışarı çıkacakmış da, onu haber vermek için aramış. İyi yapmış. Ne zamandır evdeydi o? Evet evet, çıksın biraz bakalım. Sedat arıyor. Geleceğini haber verecek herhalde. Hı, olabilir. Efendim Sedat. Nalan neredesin sen? Gülcan Hanım'la şimdi yoldayız. Onu derneğin toplantısına götürüyorum. Ya niye sen bırakıyorsun ki? Konaktaki şoförler işi mi bıraktı? Yok yavrucuğum, yok. Ben şoförle gidip gelecektim de Nalan kızım... Yok anneciğim dedi, ben seni bırakırım dedi. Ben de onu kıramadım. Oğlum öyle oldu. Ya iyi tamam, ya iyi yapmışsınız. Ne kadar sürer işiniz? Bir 5 dakikamız falan kaldı herhalde. Geldik sayılır. Evet evet, toplantı da 1 saat falan sürer herhalde. Tamam işte, biz 1,5 saate falan evde oluruz. Bir sıkıntı yok değil mi? Siz benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Ay yok Sedat. Öyle karar verdik, bana da hava değişimi olsun diye ben istedim yani. Bir problem yok, merak etme. İyi tamam. Tamam, dikkat edin kendinize. Evde görüşürüz. Görüşürüz, bay bay. Görüşürüz yavrum, bay bay. Nalan'cığım, vallahi Allah günahlarını affetsin. Bu Can'a göçüp gittikten sonra sanki Sedat biraz adam oldu ha, ne dersin? Öyle, hakikaten. Ay Allah nazarlardan saklasın yavrum. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Ağzınızın tadı bozulmasın inşallah. Amin. Gel. Çıkıyor musun? Siz çıkıyorsanız eğer, ben de çıkıyorum Sedat Bey. Arkadaşlarımla buluşacağım. Arkadaşlarınla buluşacaksın. Daha dün gece çıkmadın mı sen? Ya böyle her gece dışarı çıkarsın. Oho, seninle işimiz var ha. Bugün yeni işimi kutlayacaktık. Yani ben ve benim yakın birkaç kız arkadaşımla. Olmaz. Mümkün değil. Ama Sedat Bey, yani ben şirket dışında yaptıklarımın hesabındayız. Tabii ki bana hesap vereceksin. Sen sıradan bir insanın asistanı değilsin. Sen bir dünya markasının, Sedat Koroğlu'nun asistanısın. Hareketlerine dikkat edeceksin. Külahları değişiriz bak. Tamam. Ya belki bir şartla bu gece dışarı çıkmana izin verebilirim. Tabii, olur. Söyleyin lütfen, nedir şartınız? Ben de seninle gelirsem o zaman çıkabilirsin. Sedat Bey, o nasıl söz? Çok sevinirim. Arkadaşlarım şok olacak. Tamam, ara arkadaşlarını, dün gece çıktığımız mekana gideceğiz, tamam mı? Oraya gelsinler. Ama Sedat Bey, orası çok pahalı. Ya bu gece içkiler benden. Tamam, hadi. Sedat Bey. Hazırlan, arabada bekliyorum, hadi. Emredersiniz. Çıkalım, bir 2 saat kafa dağıtalım ya. Siz geçin. Ben de bir park yeri bulup geliyorum hemen. Tamam ya. Hadi bekliyorum seni. Tamam. Thank you.
Bana da sürpriz bir toplantı çıktı. 2 saate kadar evde olurum. Tamamdır. Kestiğimizde yokmuş. Çok güzel o. Pardon. Selam, ne haber? Hoş geldin. Yok artık. Tamamen tesadüfen. Yani inan biz de Emir'in burada olduğunu bilmiyorduk. Yalan söylüyor. Tabii. Bak, eğer çok rahatsız olduysam ben hemen mekanı terk edebilirim Selan'ın. Yok, ben seni hiç görmüyorum. Bravo. Ya kızlar biri bir şey mi diyor? Ben hiçbir şey duymuyorum çünkü. Emir 0. Ne yapsam, bir yerden batsam kendimi? Ya içelim bari. Hadi içelim. Hadi Selam. Hadi Hayri, ne işin var burada? Ne yapıyorsun sen? Beni mi takip ediyorsun? Nalan'cığım, yavrum, seni merak ettim ben. Arabayı park edeyim, hemen geleceğim dedin. Epey de vakit geçti. Aradım, ulaşamadım yavrum. Ben şimdi toplantıya geri dönüyorum. Mutlaka beni haberdar et bak. Merakta kaldım. Hadi çocuğum. Hadi anneciğim, bay bay. Sıkıldıysan seni kaçırabilirim buradan. En sevdiğin meyhaneye gidebiliriz. Yok. Daha o kadar sarhoş olmadım ben. Sen sarhoş olmazsın ki. Hepimizi burada masanın altında bırakırsın, buradan dimdik çıkarsın dışarı. Güzel. Yavaş yavaş anlaşmaya başlıyoruz seninle. Neden biliyor musun? Ben ağzımla içiyorum. Senin gibi ayarsız değilim ben çünkü. Evet, ayarsızım ben. Tamam. Ya hatırlıyor musun? İngiltere'de biz bir gece seni kaybetmiştik ya. Ortadan yok olmuştun resmen.
Kulübün tuvaletinde bayılmışım öyle, uyumuşum orada. Sabah adamlar beni bulduklarında yüzlerindeki ifadeyi göreceksin. Böyle bir şey olabilir mi? Leş gibi kokuyordun çünkü. Ama o halde bile sarıp sarmalayıp bakmıştın bana. İyileştirmiştin beni, hatırlıyor musun? O zamanlar çok seviyordun beni. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Hatırlamak da istemiyorum. Kızlar, ben gidiyorum. Sabah çok işim var, zaten fazla bile kaldım. Ya. Tamam, ama yemek yiyelim muhakkak. Tamam, tamam. 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 Hadi. Tamam, hadi görüşürüz. Yemeğe de kalsaydınız Gülcihan Hanım. Böyle olmadı ama. Hiç sorun değil. Zaten alınması gereken kararları aldık. Yemeği başka bir akşam yeriz. Siz ne olur üşümeyin, içeriye girin. Tekrar sağ olun geldiğiniz için. Siz de sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Alo, döndü. Efendim hanım. Nalan geldi mi eve? Yok hanımım, gelmedi daha. Allah Allah, gelmedi mi? Ya birdenbire ortadan kayboldu, sırra kadem bastı sanki. Allah Allah. Ya gelir tabii canım, gelir muhakkak gelir de. İşte ben biraz telaşlandım. Sen kimseye bir şey belli etme de ortalığı velveleye vermeyelim. Ben eve geliyorum zaten şimdi. Hadi, hadi kapat, kimseye bir şey belli etme. Hadi kızım, görüşürüz. Ya sen kapıyı niye kilitliyorsun? Ne yapacaksın? Beni alı mı koyacaksın? Yok, konuşacağız. Ondan sonra ne yapmak istiyorsan yaparsın. Bak sen aklını kaybetmişsin. Böyle olmaz diyorum ya. Bu mu bulduğun çözüm? Böyle mi düzelteceksin her şeyi? Ya neyin düzelip düzelmeyeceği umurumda değil. Tamam, sakin ol, korkma. Bir şey yok. Sadece birazcık konuşacağız diyorum. En azından bana da hakkım vardır ya. Sağ ol Üstad. İyi akşamlar. İyi akşamlar anneciğim. Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz. Gülcan neredesin ya? Yani bak açlıktan geberdik. Anneciğim bekleyemedik seni ya. Başladık biz. İyi yaptınız Rafiyet'ciğim, afiyet olsun. Dernekteydim işte, toplantı için çağırdılar. Toplantıda uzayınca yetişemedim, kusura bakma. Ya biliyorum ya, biliyorum, şaka yapıyorum. Takılıyorum ben sana hocam. Afiyet olsun. Ha. Hoş geldiniz Gülcan Hanım. Hoş bulduk. Nalan nerede? Nalan bugün beni derneğe kendi bırakmak istedi arabasıyla. Çok ısrar etti. Sağ olsun. Sonra gittik işte derneğe. Ben arabayı park edeyim, yukarıya çıkarım dedi. Bekledim, gelmedi. Merak ettim, indim aşağıya. Göremedim kendisini. Telefon ettim, açmadı. Mesaj yolladım, cevap vermedi. İnince arabasını da göremedim. Vallahi meraklandım. Apar topar buraya geldim işte. Hay Allah, nerede bu kız? Başına bir şey gelmiş olmasın sakın. Vallahi aklıma kötü kötü şeyler geliyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar ya. Yok, cevap vermiyor. Allah Allah. Bir sorun mu var? Nalan yok. Telefonunu arıyoruz. Telefonda cevap vermiyor. Bilirim arasak yavrum. Ha? Bilirim numarası var mı sizde? Var. Belki o biliyordur. Bak, beni bir şekilde bulacaklardır bizimkiler. Sen başını belaya soktuğunla kalırsın, ayrı yapma. Bence hala kurtarabiliriz.
Şey derim ben, ne bileyim sahile yürüyüşe gittim derim. Öyle kafam attı, tek başıma kalmak istedim falan derim, bir şey derim. Ne olursun yapma bak. Gerçekten kimseye hiçbir şey anlatmam. Bence benim hemen bir şekilde gitmem lazım. Ben sana bir su getireyim. Açmıyor Nalan. Allah Allah. Belir de mi cevap vermiyor? O da açmıyor. Ne oldu yahu? Sanki birdenbire ortadan yok oldu bu kız. Acaba biraz sakin mi olsak sonuçta? Yani koskoca kadın belki öyle bir gezmek tek başına bir kafayı toparlamak istemiştir. Rahmet Bey, acaba polise mi haber versek? Yok, sen Nalan'ı bir daha ara. Bir daha ara Rafet. Allah aşkına ne olur hadi. Ya Gülcan, arıyorum açmıyor. Arıyorum açmıyor yani. Sedat'ı mı arasak acaba biri? Hah, ara sen ara. Bak biz arabadayken arayıp ben birazdan iş yerinden çıkıyorum demiştin. Belki buluştular falan, ne bileyim bir. Ara işte ya, karısından haberi vardır belki. Günlerdir sana ulaşmaya çalışıyorum. Senin yanında olmaya çalışıyorum. Bir sürü saçma sapan şey yaptım, farkındayım. Hiç kendime yakışmayacak davranışlar yaptım, bunun da farkındayım. Onun içindir ki kimsenin olmadığı bir yerde böyle konuşmak için böyle bir şey oldu zaten. Buna rağmen benim konuşacak bir şeyim yok. Söyleyecek bir şeyim yok diyorsan. Yapma artık, değil mi? Ne olur yapma. Her şey bitebilir. Seninle benim aramda olan şey de bitti. Yani anlatmaya çalışıyorum. Seni seviyorum Nalan. Sensiz başaramam. Başaramıyorum. Yapamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Peki ya sen? Sen de benim gözlerimin içine bakmayı, beni sevmediğini söyle. Git o zaman. Git. Gidemiyorum. Sen de beni seviyorsun.
Sevmiyorum. We'll be right back.